Birazdan rahatlar. Teşekkürler. Sen yanından ayrılma. Tamam Musa. Kaybımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl oldu doktor? Daha sakin. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Güney Bey hiç ortalıkta görünmüyor. Bizimkinin elini bırakmıyordu hiç. Fazla özetmez kendini, merak etme. Dostlar sağ olsun. Teşekkürler. Efendim Cemal. Günaydın Can. Günaydın. Ya şimdi gazetede gördüm, çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ben de seni arayacaktım aslında. Bugün görüşemeyeceğiz Cemre. Tahmin ettim. Telaşınız var tabii. Hafta sonu doğru ararım seni, olur mu? Tabii tabii, hiç önemli değil. Ben hadi tutmayayım seni, konuşuruz sonra. Arayacağım, görüşürüz. Bu Cemre. Benim tanıdığım Cemre mi, merak ettim. Evet. Benim asistanım olacak da görüşmeye gelecekti. Ertelemek zorunda kaldım. Barış bundan pek hoşlanmayacak ama. Yok, Barış'ın haberi var. Son sözünü sana söyledi. Beni sana emanet etti. Banucuğum. Canım, annen gelmek üzereymiş. Hadi indireyim seni. İnin. Bu ev hiçbir zaman yuva olmadı bana. İçinde yaşarken bile hep dışında kaldım. Ama artık bu kaderi değiştireceğim. Evine hoş geldin anneciğim. Anneciğim. Canım. Babam bizi terk etti. Babam ağlama, yanında ben varım artık. Babam beni bırakın. Hoş geldiniz evladım. Merhaba Venüs, hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sen de şu meşhur güney olmalısın. Hoş geldiniz, başınız sağ olsun. Daha yakından tanışacağız. Efendim Kuzey. Neredesin? Banlardayım, ne olur. Ha. Ya sen gelsene bir yere, oturup konuşalım seninle biraz. Oğlum haberin yok mu? Atilla Bey vefat etti. Aa. Hay Allah ya. Niye? Kalp. Çok üzüldüm ya. Ne konuşacaktın, bir şey mi oldu? Abi konuyla ilgili... bir akıl danışacaktım sana. Neyse, boş ver. Konu ne? Yok bir şey. Önemli değil, boş ver. Hadi tutmayayım ben seni. Tamam tamam, akşam konuşuruz. Eyvallah.
Ebru Hanım bugün sadece sizinle geçirmek istediğini söyledi. Barış Bey'le ve sizinle. Yunus Hanım bile gitti efendim. Annem nerede? Barış Bey'le birlikte çalışma odasındalar. Tabii bu çocuğu niye alıyorsun sen? Canım nasıl oldu? Uyuştum artık, bir şey hissetmiyorum anneciğim. Sanki başkasının acısına uzaktan bakar gibiyim. O ilaçları kesiyorsun hemen. Acını şimdi yaşamazsan Matem'in ömür boyu bitmez. Gel otur bana. Hep böyle ağır olmayacak. Zamanla geçecek. Lütfen. Lütfen bırakma kendini. İnanamıyorum anne. Hala şaşkınım ama. Hepimiz şaşkınız. Ben de babamı böyle apansız kaybettim. Barış'ın babasını da öyle. Hiç beklemediğim bir anda. Canın çok yanıyor, çok acı çekiyorsun ama geçiyor. Hayat devam ediyor. Belli. Sıcağı sıcağına annemi sokmuşsun çalışma odasına. Ne konuşuyordunuz? Hisselerin paylaşımını mı? Alıştı. Bizim ilişkimiz hep böyle. Acına saygı gösterilmesini istiyorsan sen de insanlara saygılı olacaksın Banu. Uzaktayım diye aranızdaki çekişmeden haberdar olmadığımı zannetme. Barış huzursuz olduğu konuları hep paylaştı benimle. Kontrol babanda olduğu için duruma müdahale etmek istemedim. Ama abinle aranızdaki gerginliğe son vermek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu zamanla halledilecek bir konu. Şimdi dikkatimizi yarınki cenaze törenine yoğunlaştırmamız lazım. Babanı ona yakışır bir şekilde görkemli bir törenle uğurlamalıyız. Sen de bunu istemiyor musun? Her şey yoluna girecek. Atilla evliliğimiz boyunca daima şirketlerle ilgili olmamı istedi. Ayrıldığımızda hisseleri geri istemedi. Ben de hep takip ettim. Uyuyan bir ortak olmadım hiçbir zaman. Barış sağ olsun. Ben yokken çok iyi vekalet etti bana. Ama artık bu vekalete gerek yok. Çünkü dönmeyeceğim Amerika'ya. Burada kalmaya karar verdim. Ciddi misin anneciğim? Evet. Hep birlikte işimizin başında olacağız. Ne dersin Barış? Buna sevinirim ancak. Hep bunun için dua ediyordum. Çok teşekkür ederim anneciğim. Başka konuşulacak konu kalmadıysa şirkete gidebiliriz. Diğer ortaklarımızı daha fazla bekletmeyelim. Bir imza kalmış sanırım. Hallettiniz mi? Banu'nun imzası. Sizin Atilla Bey'in ve vekaleten Ebru Hanım'ın imzası olduğu için Banu Hanım o günlerde rahatsız etmek istemedik. Çoğunluk kararı ile sözleşme geçerli. Zaten işlemleri başladık efendim. Bir dakika, bir dakika. Ne imzası, ne sözleşmesi? Neden bahsediyorsunuz siz? Baban Katmanoğulları'yla kurduğunuz yeni şirketi tamamen abine devretmiş. Ne zaman? Öldüğü gün imzalamış sözleşmeyi. Niye benim bu durumdan haberim yok? Banucuğum, avukatlar burada, sözleşme burada. Bence bu meseleyi uzatmanın anlamı yok. Baban öyle istemiş. Bana her zaman güvendiğini, desteklediğini biliyordum ama... gerçekten sürpriz oldu. Asıl bana sürpriz oldu. Bunda benim hiç suçum yok. Annemi duydun. Babam öyle istemiş. Hadi artık gidelim. Bir hatlar karıştırdığını biliyorum. Ama bunu öğreneceğim. Eğer bir şey yaptıysan bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Zavallı Atilla. Sizi hep böyle mi görüyordun? Biraz düşününce saçmaladığını anlayacaktır.